Karya yolunu yürüyeceğiz arkadaşlar. Yol burası. Karayolunun başlangıcı. Buradan bir yürüyüş yapacağız. Değirmendere kanyonu, gezi yolu burası. Hava biraz puslu ve sıcak. Vadiye girip yukarıdan çıkacağız. Bir 15 km falan yorucu ama değiyor. Hadi bakalım, kilometremiz 1.89 şu an evden buraya. Çok güzel. Devam. Hep bizden önce gidenler var. Otobüs bu. Takip ediyoruz çizgileri. Bugün pazar günü. Bu havada bu yol yürünmez de ne yürünür, değil mi? Hadi bakalım. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Biz de vadinin içine doğru giriyoruz arkadaşlar. Bakın. Burası daha önce suymuş. Şu an su yok maalesef. Su akmıyor yani. Çok süper manzara. Devam. Vadiye girmiş bulunuyoruz. Yine daldık, aşağılara gidiyoruz. Harika manzara var. Süper ya hava. Bugün sonbahar fotoğraf için bir kare buldum, çok güzel. Ama şimdi açı bulmam lazım. Yüksek ve kareye girecek bir açı bulmam lazım. O yüzden biraz tırmanacağız. Enteresan bir şey olacak şimdi. Bakın burası. Tırmandığımız yere bakın. Dağın dibine tırmandık ya. Kara için sadece bakın. Çok güzel. Bu yeşilliğin içinde bir tane sonbahar ağacı. Harika ya. Evet, definciler hiç başında yine. Niye kazmışlar buraları?
Niye kazarsın bilmiyorum ki. Şurada çok güzel bir manzara yakaladım. İncir yaprakları ve tarihi bir yapı. Süper ya. Burayı çıktıktan sonra devam ediyoruz bakalım. Yolumuz yine sürprizlerle dolu ya. Süper ya. Evet, şimdi arkadaşlar. Evet, merdivenlerimiz var. Yürüyoruz. Devam. Buradan biraz ateş yapmışlar. Bir ihtimal kullandılar. Gidelim bakalım. Yine iyidir. Burada yüzlerce arı var. Şu an bal topluyor. Yarıdayız ya. Biraz ilerledik. Az önce bir çift geçti. Pazar yürüyüş yapmışlar. Geri dönmüşler. Oto güzel diyorlar. Biz de devam edelim bakalım başka kim denk gelecek. Hadi bakalım. Bakın orman içinde duvarlar var. Burası bayağı bir eski ya. Merak ediyorum nereye gidiyor acaba bunlar. Büyük ihtimal su kemerleriydi herhalde bunlar. Buradan böyle şehre su götürüyorum. Kesinlikle. Vadinin dibine indik. Şu an suya ulaştık arkadaşlar. Yavaştan aşağı aşağı. Evet, domuzlar öyle bir
Kaldırmışlar ki buraları. Neyi yedilerse artık böyle dik dişik etmişler. Çok domuz var ya. Evet, şimdi nereden geçiyoruz bak. Ve nereye geldik? Evet, bizim sonbaharımız da bu kadar. Çünkü dökülen yaprak yok ya bu ağaçlardan başka. Buralar hep yeşil. Evet, suyun sağından devam ediyoruz. Az kaldı. Kaynağa ulaşıyoruz. Anlatmaya gerek yok. Manzara harika ya. Ben ne anlatayım daha? Tamam.
Evet, sonunda hedefe ulaştık arkadaşlar. Evet, buradan yukarı çıkacağız. Tabii çıkabilirsek. Merdivenlerden. Amazon ormanına bir girmeyelim. Harika ya şurası. Değil mi? Evet. Şu an çok güzel bir yerdeyiz ya sanki. Ama sular az ya. Gerçekten çok az su. Evet arkadaşlar, şimdi birazdan ıslanacağız. Neden derseniz, çünkü şurada bir su akıyor. Makinen falan ıslanmasın, içim ıslanmasın diye. Yağmurluk, rüzgarlık gibi. Şimdi şuraya tırmanacağız arkadaşlar, bakın. Şurayı şöyle tırmanacağız. Buradan düşmezsek iyi. Bakın. Yağmurluğum, çantam, her şeyim var. Problem yok. Burada elimizi yıkayabiliriz. Sıkıntı yok. Şurası tehlikeli ama şu ilerisi var ya. Burada geçtik. Buradan sonra biraz da elimizi yıkayalım. Bakın. Buna çok sakat. Buradan düşerseniz hasta la vista. Çok ıslanmadan geçtik bakın. Evet. Görüyorsunuz. Tehlike geçti. Süper bir yere geldik. Rotanın devamı. Buradan tepeye çıkacağız. Önce elimizi yıkayalım. Evet. Nasıl? Bak, ters ağaç. Ağaç aşağıya doğru büyümüş. Allah. Çok enteresan bir yer ya. Evet, rota böyle gidiyor arkadaşlar, yanlış gitmeyin. Bak, buradan ileriye gitmiyor çünkü kapalı yol. Gitmeyin. Bakın nereye gidiyoruz. Evet, vadiden geldik. Şimdi şu karşı bayrağa gideceğiz. Vadiden yukarı tırmanıyoruz şimdi. İndik aşağıya. Vadiyi gördük. Suyu gördük. Şimdi patikadan çıkıyoruz. Tekrar bir yola gireceğiz. Bakalım biz neler bekliyor. Buraya ne olmuş? Aman tanrım. Buraya kadar iş makinesi gelmiş. Normalde burası ormandı. Bakın. Biz insanlar doğayı içine girmeyi çok seviyoruz ya. Buraya ne iş makinesi geldi, çok merak ediyorum acaba. Su almak için mi geldiler? Burayı depo mu yapacaklar acaba? Baraj falan mı yapacaklar yoksa? Olabilir. Bilemeyiz arkadaşlar. Burası çok enteresan bir yer. Suların biriktiği bir yer. Baraj bile yapabilirler. Bundan sonrası evet, karşısında sesler geliyor. Evet, şurada iki adam var, silahlı, tepede. Az önce bir üç el ateş ettiler. Bilmiyorum ne yapıyorlar da. Av mı yapıyorlar? Bilemedim. Çözemedim. Bakacağız.
Evet, hava çıkmışlar. Kuş havanı, ördek havanı, neyse. Düzü götürüyorlar, oradan biliyorum. Bakın, insanların fantezileri ne kadar farklı. Ben doğada olmayı seviyorum. Adamlar doğada avlanmayı seviyorlar. Değişik ya. Yani herkesin tutkusu başka. Tabi avlanmak fazlası zarar. Azı da zarar. Evet, şuralar acayip yerler ya. Çok terledim. Rüzgar buraya şimdi. Üşüdüm ya. Hah. Bu yol güzel mi olmuş, kötü mü olmuş çözemedim ya. Hiç gerek yoktu yani bu kadar. Benim için yol yapmanıza. Şehirden uzakta, doğada tek başınayız. Şaka yapıyorum ya, avcılarla. Evet. Yolun bittiği yerdeyiz. Odun günü gelmiş. Odun yapıyoruz. Baksanıza ya, ne odun çıkmış. Evet, vadiyi bitirdik. Çok güzeldi ya yine. Bağımlılık yapıyor burası. Birazdan şuraya doğru gideceğiz. Çok güzel yere bir ev yapmış vatandaş. Manzarası vadi. Evet, ne yazık ki yol boyunca yangından dolayı kesinme yapılmış. Çok üzücü ama elden bir şey gelmez ya. Gerçekten zor. Yani buralar kapalıydı, bu taraf gözükmüyordu. Sağ ol. Bir şu tarafa bakmam lazım. Neler var diye. Şuradan devam edeceğiz. Ben bir şuraya bakıp geliyorum şimdi. Yangınlardan sonra ilk defa Ermen yanı yolunu yürüyorum. Karayolunun bir parçası. Menteşe Beyliği'nin rotalarından biri. Evet, yangının açtığı acaba da arkadaşlar. Evet, bunlar yangını söndürmek için karşı tarafa geçmesin diye yapılan çalışma. Bant açmak. Yani çok zor bir durum yani. Şu an şurada gölgede yürümem gerekiyor ama maalesef ağaçlar yangından dolayı kesildiği için gölgede kalmadı. Artık buralardaki bu rotalar biraz sıcağa maruz kalabilirsiniz. Yanınızda bol su almanız lazım mevsim. Zaten sıcakta da yürümezsiniz herhalde. Sonbahar, ilkbahar en güzel zamanlar. Şu an Kasım ayındayız ama hava çok güzel. Gram rüzgar yok. Yani esmiyor ya. Şu an şurada bir ev vardı, oradan yine ormana dalıp devam. Bakın bandın genişliğine bakın. Evet, rotayı çok genişletmişler. İşaret falan kalmamış ya gerçekten. Şu hale bakın. Ağaçları falan kesmiş. İşaretli ağaç değildi burada. Bunlar da kalmamış ya. Neyse, biz yolu biliyoruz ama bilmeyenler için zor. Ben de şey yapıyorum ya. Taştan işaret.
Orada bir vadiden var. Koşuyorsa bundan çözemedim ya. Cevap var. Bir vadi var. Ben buraya görmeye çalışıyorum ama bir türlü göremedim ya. Nasıl bir yerde? Vadi mi yani? Hiç bilmiyorum ya. Acayip bir yer. Bir in baksak ki acaba. Yol yok işte. Yol bulamadım. Yol bulabilsem. Gideceğim gidemiyorum. Bitti. Şöyle bir şeyler işte. Neyse. Bir yere dönebiliriz. Kaybolmadan gitmem şuradan. Koridora gidelim. En sivri sola gideceğiz çünkü. Nasıl kaybolacağız buradan? Sakat buraları kardeşim. Bizi de bulamazlar. Cesedimizi bulamazlar. İşaret diyor. Buradayız diye. Neyse bir çıktık yolu. Evet, birinin evi var burada. Dağın başında. Evin kapısı nerede ya? Neyse camdan girelim. Evet, bayağı kelpiç tuğla yapmışlar. Bayağı bir gelişmiş ev ya, büyükmüş ha. Vallahi. Burası abla herhalde. Salon. Evet, şömine. Güzel. Yatak odası. Şurası mutfak herhalde. Yatak odasıyla salon bir mi ne? Kılmış ya. Hep domuzlar burada işlemiş ya. Keratalar. Ama burada bu ev ne iş var ya? Dağ başında. Yaşanır mı ya? Su yok, bir şey yok. Kutuldurmuş bunlar. Vallahi ya. Baksanıza. Nereye geldik bakın. Bir şehre geldik. Tabi bu. Yıllar önceki bir şehir. Artık bir şey kalmamış şehirle alakalı. Sadece duvarlar var. Orta çizgiler burada. Yılbaşı ağacı gibi ya. Tamam. Evet. Buralar hep sur. Kalenin duvarları herhalde burası. Bilmiyorum ama. Hiçbir detay da yok bir yerde zaten. Hiçbir şey de yazmıyor.
Evet, duvarlar buraya doğru gidiyormuş ya. Aynası. Bayağı kalır. Biz nereye gelmişiz ya? Vay be. Baksanıza. Şehrin kuzeyci. Kuzey batı tarafı. Acayip. Aha. Bakın. Enteresan ya burası. Çok garip bir yer. Nasıl yaşadın? Bilmiyorum ki ben. Vay. Manzara harika. Manzara süper ya. Aşağıya tarla yapmışlar zeytinyağız. Oraya doğru gidelim bakalım. Aşağı düşmeden. Sonunda. Hadi bakalım. Hoppa. Yukarıdan çoban falan geliyordu herhalde. Oradan gitmedim ya. Arkadaşlar bizi vuracaklar anasını satayım ya. Sakada geleceğiz. Vallahi. Ben de nereye geldim ben de bilmiyorum. Geri geldik ama. Değil mi varmış ya? Vallahi sorma ya. Harbiden ha. Sakata geldik. Evet, şu an şehre geldik. Şaka yapıyorum, şehre gelmedik ya. Seyir terasına geldik. Buralar acayip ya. Baksana da. Bütün şehri görüyoruz ha. Buradan bir inelim bakalım. Nasıl ineceksek artık. Dehşetül vahşet. Şuraya çıkacaktık ama çıksak göremedim ya. Baksanıza ya. Dehşetül vahşet. Aman tanrım. Ama vadiler çok değişik ya. Hele ki burası acayip bir yer. Ya adam ölür lan burada. Baksanıza ya. Şu ne ya, su kuyusu. Su sahnesi herhalde. İşte de ev var. Şehrin gürültüsüne bakar mısın? Buraya kadar geliyor ya. Araç sesi, insan sesi. Çok garip ya. Az önce hiç ses yoktu buralarda. Şimdiki sese bak. Evet, rota bitmek üzere. Bitti sayılır mı? Şimdi seyir terasına çıkıyoruz. Buraya yol yapmışlar. Çıkalım bakalım hadi. Buraya dinlenme tesisi mi yapmışlar acaba? Bilemedim. Bir odun koyacaktım. Taştan yapsalarmış daha iyiymiş ya. Ne gerek var? Evet. Size
vadiyi göstereceğim. Çok dolaştık. Bu sürpriz olsun. Evet. Yine geldik. Buradayız. Evet. Şuradan başladık. Oraya dolaştık. Şu karşıdaki yoldan buraya döndük. Hava güzel olsaydı bir timelapse çıkardı ama hava çok kötü ya. Timelapse falan çıkmaz. O yüzden burada veda ediyoruz. Şuraya gitmek istemem ama hiç gerek yok. 100 kere gittik. Çok güzeldi. Bakın oradan yukarı yol varmış da. Tepeye çıkıyor köye. Oraya gitmedik yani biz. Çok köpek vardır ya. Sağlık olsun. Evet, burada ateş yakmışlar. Sonra buradaki koltuk yok. Kafalısı var. Görüşürüz.